Maraş'ın edeleri, bacıları. Yine kaderine terk edilmiş sahipsiz bir şehrin sahipsiz evlatları. Kahramanmaraş'ın hak etmediği görüntüleri ekranlara vermeye devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, sizce Kahramanmaraş'taki çalışmalar enkaz kaldırma çalışmaları mı yoksa demir kaldırma çalışmaları mı? Siz de kendi yorumlarınızı videomuzun altında belirtebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, şu an Milli Eğitim Caddesi'ndeyiz. Milli Eğitim Caddesi'nde burada bulunan 3 tane bina asrın felaketinde ağır bir hasar almıştı ve sonrasında yıkımı gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi moloz yığınları olduğu gibi duruyor. Buradaki demir parçaları alınmış, insanlara ise bu görüntü bırakılmış, mikrop bırakılmış, buradan çıkacak olan hastalıklar bırakılmış sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi zaten yerlerden de anlaşıldığı üzere tamamen çöp olmuş bir vaziyette Milli Eğitim Caddesi. Çevredeki vatandaşlar, buradan gelip geçen sürücüler de bu çirkin görüntüden, kötü görüntüden dolayı bir zerzeniş içerisinde. Sana sesleniyorum Büyükşehir Belediyesi. Burayı da diğer enkazlar gibi milletin ayakları altına halı gibi serecek misiniz? Milli Eğitim Caddesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları değil, yine demir kaldırma çalışmaları yapılıyor. Gördüğünüz gibi sadece demirler kamyonlara yükleniyor, yine moloz yığınları vatandaşlara kalıyor. Evet, şu anda yerinde ayrıştırmaya birebir şahitlik ediyorsunuz sevgili seyirciler. Demir yığınları alınıyor, moloz vatandaşlara kalıyor. Tozları görüyorsunuz ve incecik bir hortumla da sulama yapılıyor ve o da yetersiz kalıyor zaten. Aslında vatandaşlar tam da burada bir zerzeniş içerisinde. Bu kadar soluduğumuz asbest, bu kadar soluduğumuz toz kışın ne olacak? Kışın bize ne olarak geri dönecek diyor vatandaşlar. Sevgili izleyiciler, bize gelen iddialara göre ihaleyi alan şirket sadece demir karşılığında alıyor. Buradaki demirler alındıktan sonra enkazlar, Serkan arkadaşım da dediği gibi, moloz yığınları vatandaşlara kalıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne belediyeciliğin kitabını yazan Hayrettin Güngör'e sesleniyoruz. Demirler alındıktan sonra önümüzde kış buradaki moloz yığınları ne olacak? Şu anda stadyum çevresindeyiz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, demir kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yanlış duymadınız. Demir kaldırma çalışmaları diyorum. Enkaz kaldırma çalışmaları değil. Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ihalelerini alan firmalar sadece bu inşaat demirlerinden mi sorumlu? Burada firmaların geride bıraktıkları molozların hesabını kim soracak? Buradaki moloz yığınları ne zaman kalkacak?